Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün size Bahçelievler ilçesinin Şirinevler mahallesinde sesleniyorum. Ekonomi, yaşam, geçim nasıl? Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy vereceğini soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izlemeye başlamadan önce, henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenir, yorum yaparsanız memnun oluruz. İyi seyirler. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, sağ olasın, teşekkür ederim. Efendim, yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Zor. Ben burada oturuyorum, yeni Bosna'da. Peki, bizim videolarımızı izliyor musunuz? İzliyorum. Nasıl buluyorsunuz efendim? İyi biliyorum, güzel yani, zevkli. Bu pazar günü seçim olsa efendim, oyunuzu hangi partiye verirsiniz? HDP. Halkların Demokratik Partisi'ne bir oy yazdık. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olmalı, Ekrem İmamoğlu mu? Her ikisi de olumlu değil, biliyor musun sen? Ya, birisi olacak. Şık bu, başka şık yok. İkisini bir tane seçelim. Ekrem İmamoğlu çünkü... Ekrem İmamoğlu, tamam. Peki yarın Büyükşehir Belediye Seçimi olsa, bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı olsa hangisini oy verirsiniz? Şimdi biliyor musun, bu sonuçta Ekrem İmamoğlu çok büyük bir hatalar yaptı. Mesela diyelim en sonunda sel felaketinde yine şeyde çıktı. O çok büyük yanlışlar. Evet. Yani ben kendi de oy verdim. Yalnız o hatalar büyük ama bir hata. Dün açıklama yaptı. Diyor ki ben gittiğim zaman sel olacağını bilmiyordum. Bütün ekiplerim oradaydı. AK Parti'nin daha önce verdiği yanlış imarlardan, dün açıklama yaptı. Biz de oradaydık, imarlardan oldu. Sanki bütün sorumuzu benmişim gibi, sarı çizme gibi poz vermeler hoş bir şey değil dedi. Biz kurumsal çalışıyoruz. 90 bin çalışanımız var. Ben orada ne yapabilirim dedi. Bak size söyleyeyim. AFAD belediye şey yaptı. Çağırdı. Dedi bu saatte bu yaş düşecek. Evet. Yani Ekrem İmamoğlu o yaş düşeceğini biliyordu. Evet. Süleyman Soylu ailesiyle şeye gidecekti, Mekke'ye gideri. Bak ben AK Partili değilim, adamın şeyini söylüyorum. Aha. Adam Mekke'ye gitmedi, ailesi gönderdi, kendi gitmedi. Niye gitmedi dedi, sel felaketi var bu kadar. Ekrem İmamoğlu da tatile gitmesi gerekiyordu, gitmemesi gerekiyordu. Eyvallah. Yani bilecekti yani, biliyordu. Oğlum AK Parti adayım. Vallahi dese ikisini de yazma, İmamoğlu'ya da yazma, şeyi de yazma. İmamoğlu'ya niye yazma? Niye yazma? En sonunda sel felaketinden yazma, biliyor musun? Yani sen diyorsun, biliyorsun sel felaket var, şey var, senin tatilde ne işin var? Ne? Her gün sana tatil zaten. Sana. Tamam. Her gün tatil var ya sana zaten. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Merhaba. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol, teşekkür ederim, sağ olasın. Yaşam, geçim, ekonomi. Çok zor. Geçiremiyoruz. Ben Esenyurt'ta oturuyorum. Peki. Bu hafta sonu bir seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Ben HDP veriyorum. Halkların Demokratik Partisi. Evet. Benim CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Ki bir belediye seçimi olsa İmamoğlu ve AK Parti adayı kime verirsiniz? İmamoğlu'ya veririm. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür. Efendim buyurun. Uçuyoruz uçurumdan aşağı yalnız. Peki. Bu pazar günü seçime gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? HDP. Yazdık. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu? Yani biz adayım. Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz da yani Ekrem İmamoğlu yani onu ne bize yani öyle. Son soru, bu pazar günü Büyükşehir Belediye Seçimi olsa bir tarafta İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Oyunuz kim olur? Ya şey olarak yani İmamoğlu mecburiyetten diyeyim ama yani. Çok teşekkür. Ben teşekkür ederim, kolay gelsin. Merhaba efendim. Buyurun. Kötü, çok kötü. Peki bu pazar seçim olsa oyumuz hangi parti efendim? Valla ben AKP'liydim. Hatta 20 sene oy verdim. AK Parti'ye AK Parti'ye verdim. Üyelikten de ayrıldım. Üye miydin? Ne üyeydin? AK Parti üyeydim. Bir de EYT'liyim. EYT de okuyamıyor. EYT var ya. Peki abi, AK Parti'ye vermesin artık. Hangi partiye verirsin? Yani seçim olsa madem İC'ye veririm. Memleket Partisi'ne yazdık. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Bu pazar günü Büyükşehir seçimi olsa CHP'nin adayı İmamoğlu, AK Parti'nin adayına mı, İmamoğlu'na mı verirsin? İmamoğlu, CHP'nin adayı, AK Parti'nin de belli değil. İmamoğlu'na veririm. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Güzel abi. İyi. Peki bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz abi? AK Parti abi. AK Parti. İkamet neresi? Esenyurt. Esenyurt. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olmalı, Ekrem İmamoğlu mu efendim? Ben ikisini de sevmiyorum abi. Yok, bir tanesini seçersen ikisine. İkisine ayrı bir şey zaten. Yani... Abi sevmiyorum, ona da yorum yapma. Yok. Büyükşehir Belediye Seçimi olsa İmamoğlu'na mı verirsin, AK Parti'nin adayına mı? AK Parti abi. Adayına. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Yani biraz berbat. Zor mu? Zor. Zor. Peki bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Kendime veririm. Kendin kimsin abi? Kendi kimse? Türkiye Komünist Partisi'ne de verebilirim. Çünkü Mehmet Başoğlu'nu destekleyen birisiyim.
O zaman TKP diyelim. Yani. Tamam. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı. Evet. Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı? Kim olmalı? Yani daha çok Mansur Yavaş ön planda gözüküyor. Yok, sizin adayınız. Siz kimi isterseniz. Bu piyasaya boş verin. Sizin fikriniz önemlisiniz. Yani size benim fikrim... Kim olmalı? Bence Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Evet. Peki bu pazar günü Büyükşehir Belediye Seçimi olsa, bir tarafta İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisine oy verirsin? İkisi arasından başka yok. Hangisi, bir daha söyler misiniz? Ekrem İmamoğlu ve AK Parti'nin adayı. Şimdi koyarlar. Ben ikisini de desteklemem ya. Çünkü ikisi de bana şey gelmiyor. Aman kararsız. Çözümcü gelmiyor yani. Kararsız. Teşekkür ederim. Eyvallah abi. Nasılsınız? Ekonomi, yaşam, geçim nasıl gidiyor? Vallahi ortadaydı. Çok sıkıntı abi. Zor mu? Evet. Çalışıyor musunuz? Emekli misiniz? Çalışıyorum abi. Peki. Bu pazar günü seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz efendim? CHP abi. CHP'ye yazdık. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olmalı, Ekrem İmamoğlu? Ben Kılıçdaroğlu'na... İkisi arasında. Kılıçdaroğlu bu. Mansur Yavaş abi. Mansur Yavaş. Yarın Büyükşehir Belediye Seçimi olsa bir tarafta İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisine oy verirsiniz? İmamoğlu. İyiyim, sağ ol. Teşekkür ederim. Yaşam, ekonomi nasıl gidiyor abi? Valla şu an şartlar çok zor yani. Geçim... Çalışıyor musunuz? Çalışıyoruz, evet. İş sahibi mi, çalışan mı? Çalışanım, ben kendi işim yani. Zor. Peki bu pazar günü seçim olsa abi oyu kime vereceğiz? Yere seçim olursa AK Parti'ye veririm tabii. AK Parti'ye? Evet. Tamam. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu? Yani şu anki yaptığı hizmetlere baksak olursak yani şey şu an Mansur Yavaş daha önde gidiyor. Mansur Yavaş olsun. Çünkü diyorsunuz. Aynen. Çünkü İmamoğlu'nun şu an yaptığı işler gerçekten yani, mesela geçen sel oldu. Adam tatilde tamam, yani. Hayır, Mansur Yavaş dedik. Efendim son sorumuz da şu. Büyükşehir belediye seçimi olsa bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisine verirsin? Tabii ki AK Parti'nin adayına da. Yani onlarla ilgili bir şey söyleyemiyoruz ki artık. Geçinebiliyor musun yani? Mümkün değil canım. Yetmiyor. Mümkün değil yani şu anda. Yetmiyor parası. Yani dışarı çıkmaya artık korkuyor insan. Parayla çıkıyorsun. Peki abi bu pazar seçim olsa kim oy vereceksin, hangi partiye? HDP. Evet. CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Bu pazar günü Büyükşehir Belediye Seçimi olsa bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti adayı. Hangisine verirsiniz? İmamoğlu'ya veririz. Çok teşekkür ederim. Yaşam, ekonomi nasıl gidiyor abi? İyi gitmiyor. Geçinemiyor musunuz? Tabii geçinemiyoruz. Emekli misin, çalışıyorsun? Emekliyorum. Emekliyim. Az değil mi maaş az? Tabii. Ne olacak? Neye yetiyor? Bu durum ne olacak? Ya normal sanır. Uçurum yani, sonra uçurum. Zor. Tabii. Peki bu pazar seçim olsa kime oy vereceksin abi? Ben vermemişim. Ben senelerdir sandık başına gitmem ben. Bu seferden mi yok? Hayır, gitmiyorum. Oy gitmiyorum, yok. Evet. Peki CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı olsun? İmamoğlu olsun, evet. Son soru, Büyükşehir Belediye Seçimi olsa bir tarafta İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisine verirsiniz? İmamoğlu'na veririm. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyi misiniz? Nasılsınız? Çok sağ olun. Efendim yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Vallahi ekonomi bu enflasyonda zor, çok sıkıntılar çekiyoruz. Yani şimdi mesela diyelim ki bizim bundan 2-3 yıl önce 5 lira maaş alıyordu, ekmek 1 liraydı. Şimdi diyelim ki 7-8 lira maaş alıyoruz, ekmek 5 lira. Fark yani 5 kat yani çoğalmış yani enflasyon oranında. Maaş 5 kat çoğalmış, maaş 25 olması Hayır, lazım. Hayır, maaş 25 olması lazım ama abi, yani. Zor. Peki bu pazar sandığa gitsek abi, oyu hangi partiye verir? Vallahi şeye vereceğim yani, bu İmamoğlu'nu düşünüyoruz biz. CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'ni düşünüyoruz. Evet. Efendim bu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı? Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Yani evet, Ekrem İmamoğlu. Çünkü yani iktidarla baş edebilecek potansiyeli var. Daha yani, önce var. Tabii canım, yani şimdi Mansur Yavaş'ın şimdi kökeni belli. Onun için şeyin demokrat daha yapısı var. Yani biz onu öyle düşünüyoruz. Ekrem İmamoğlu olsun dedik. Evet. Efendim diğer sorumuz da şu. Bu hafta sonu Büyükşehir Belediye Seçimi olsa CHP'nin ya da Millet İttifakı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin adayı, hangisine oy verirsiniz? Tabii ki Millet İttifakı'na veririm. Ekrem İmamoğlu. Tabii. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İzliyor musunuz videolarımızı? Ama ben tek bir şey söylemek istiyorum. Bizim biraz sıkıntımız var. Sıkıntımız şu. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Metrobüs şoförü. Burada yani sendikalar arasında mahkemelik olduğu için şöyle bir sıkıntı oldu. Yani aynı işi yapıp farklı ücretler alınıyor. Yani o konuda Ekrem Bey... Aynıysa ücret aynı. Ekrem Bey'e yani çok rica ediyorum. Yani bizim bu sıkıntımızı düzeltmesini rica ediyorum. Aynı işi yapıyorsak aynı ücret olmalı diyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi sendika bak, sendika değişmemeli. Ya sendika ne olursa olsun. Yani
Şimdi mesela diyelim ki biz kamu kurumunda çalışıyoruz. Merdiven altı kurum değil. Yani bize yakışan şey nedir? Şimdi mesela diyelim ki adam eskidir, ufak tefek mesela diyelim ki fark olabilir. Ama emin olun tam iki kat fark var. Yani o konuda biz yani biraz sıkıntılarımız var. O eşeğin denkleştirilmesini Talep ediyoruz. Yani tamam, yayınlayacağız. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Sen nasılsın? Sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Yaşam, geçim, ekonomi. Feci şekilde yok. Çok zor, çok zor. Çalışıyor musunuz? Çalışıyorum, evet. Özel bir şey. Yetmiyor, 10 bin lira alıyorum, gene yetmiyor. Tabii çok değişti. Bu pazar günü seçim olsa efendim, oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Kesinlikle AK Parti dışında her partiye açığım. Bir tane söyleyin, hangisi? HDP. HDP'de hangileri var? CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu? Bakın şimdi şunu söyleyeyim. Bugün bu şartlarda bence artık bir değişime ihtiyacı var bu ülkenin. Hani HDP derken işin biraz esprili tarafındayım ama... Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu? Yok, hayır, Mansur Yavaş değil. Mahsur Yavaş'ın bir açıklaması vardı. Ankara'da kazanmış oyların tamamen benim inisiyatifim altında, kesinlikle benim kazandığım oylardı. O yanlış bir açıklamaydı. Bugün bu şartlarda Mahsur Yavaş nerede bıraksa bıraksın, ben mi doğuluyum asla, ben eğer ki CHP verme taraftarı olsa Mahsur'a yok. O zaman Ekrem diyebiliriz. Ekrem İmamoğlu diyebilirsiniz. Pazar günü belediye seçimi olsa bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı hangisi? Tabii ki Ekrem İmamoğlu, evet. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sen nasılsın, iyisin? Şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Berbat. Emekli misiniz, çalışıyorsunuz? Emekliyim. Yetmiyor değil mi efendim? Yeter mi? Yetmez. Video izliyor musun YouTube'dan? İzliyorum. Abi bu pazar seçim olsa hangi partiye vereceksin? Hiç düşünmüyorum. Çünkü hiçbiri Türkiye'ye layık bir parti değil. Yok. Peki diğer soru. Türkiye bu siyasetçileri hak etmiyor. Türkiye'de çok kaliteli insanlar var ama bu siyasetçileri gerçekten hak etmiyor. Yanlış yapamıyorlar. Yapamıyorlar. Peki efendim, CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olmalı, Ekrem İmamoğlu mu sizce? Kesinlikle Mansur Yavaş. Olmalı. Bugün bu pazar günü büyükşehir belediye seçimi olsa bir tarafta Ekrem İmamoğlu aday, diğer tarafta AKP'nin adayı. Hangisini oy verirsiniz? Hiçbirini. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olasın. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Hangi geçimim? Hangi geçimim? Yok. Çalışıyor musun? Yok, boştayım ben. İş yok. Bu pazar seçim olsa kim oy verir? Ben HDP veriyorum. Gel daha var. HDP. CHP'nin adayı İmamoğlu mu, Yavaş mı? Hiçbirisine. Yok, Cumhurbaşkanı adayı Mansur mu? Yok, hiçbirisine vermem ben. Büyükşehir seçimi olsa bir tarafta İmamoğlu, yine bir tarafta AK Parti adayı. Vermem yine, ikisine de vermem. Vallahi tabii yaşam için şu an tabii zor. Herkese olduğu gibi sıkıntılı. Çalışıyor musun efendim? Şapkamdan belli olduğu gibi EYT'liyim. EYT ha. Evet, EYT'liyim. Bunu da yayınlarsa sevinirim yani. Tabii yayınlamaz mıyız? Allah, şu an zaten EYT üzerine daha çalışıyoruz. Ne almıyorlar? Ya tabii ya, yaş olarak da tabii çıktığı zaman şey almıyorlar. Öyle bir sıkıntımız var. O yüzden emeklilikle ilgili zaten onu bekliyoruz şu anda. Peki abi, bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? O bende kalsın ama iktidar partisinin işinin zor olduğunu söyleyebilirim. Tamam. Peki diğer soru, CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olmalı, Ekrem İmamoğlu? Valla onunla ilgili bir fikir beyan etmek çok doğru olmaz ama yani şimdi biz herkesin söylediği, kamuoyunun söylediği, yani sanki Mansur Yavaş daha yakışır diye söyleniyor. Mansur Yavaş yazacağız. Efendim bu pazar günü büyükşehir belediye seçimi olsa bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisini oy verirsin? İBB yani. Yani sorunuzu çok iyi anladım ama tabii şu an şeyine, faaliyetlerine bakmak lazım ama kafa kafaya gidebilir. Ama biraz İmamoğlu kazanamayabilir diye düşünüyorum son ki olaylardan dolayı. Hangisini verirsiniz? Şu an sanki AK Parti. Teşekkür ederim. Rica ederim. Geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Berbat. Berbat. Hem çalışıyor muyuz, iş sahibi miyiz? İş sahibi değilim, çalışanım. Yetmiyor. Yetmiyor tabii canım, yetmiyor. Bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? AK Parti. AK Parti. İkamet neresi efendim? İstanbul Esenler. Esenler. Peki CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olmalı, Ekrem İmamoğlu mu sizce? Mansur Yavaş olmalı. Eski milliyetçi olduğu için ona vermek istiyorum. Bu pazar günü büyükşehir belediye seçimi olsa bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisini verirsin? AK Parti. Abi çok teşekkür ederim. Merhaba abi, sor. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi değiliz abicim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Bir genç olarak beklentin nedir hayata? Abi genç olarak bir beklentim ne biliyor musun? İlk öncelik para. Bu insanlar böyle ortalığı kırmadan, dağıtmadan bir an önce parayı versinler. Yani ekonomi cidden para. Güzelsin. Ekonomi güzelsin. Güzelsin tabi abicim. Dişim ağrıyor. Alım gücü yok mu? Alım gücü yok. Dişim ağrıyor. Hastaneye gidiyorum. Bana diyor ki kaybol git buradan. Niye? Hastane bu. Medya yok. Niye kayboldu? Şey yok. Ha? Niye kayboldu? Sıra vermiyor. Cebime 100-200 lira para geçiyor abicim. Onunla da dişimi zor çektiriyorum. Bir işe gidiyorum. Yok, Nevruz'muş.
Yok Ahmet'miş, Mehmet'miş. Adamı nezarete atıyorlar. Adamı nezarete atıyor. Ben atmadım lan. Bir dakika başı gidiyorum polis. Polisi geçsem abi 10 tane polis geçiyorum. Bu sefer patlıyor. Çalışıyor musun? Ha? Çalışıyor musun? Abi borsamda çalışılmaz. Çalışılmaz. Bu insanların %90'ı çalışıyorum diyorsa yalandır. Niye? Yalandır abicim. Erkek kadın eşitliği eşitliği falan diye bir şey yok bu ülkede. Erkeği işe almıyorlar. Bu bir gerçek. Kadını mı alıyorlar? Evet abi. %80 %90. Kaybın hakkını da yeme. Ne kaybın hakkını yeme abicim? Bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz genç olarak? Bu pazar mı? Evet. Abi zaten MHP bitmiş. %10 oy aldığını biliyorum. Evet. Galiba. Zaten kime vereceğiz? Ha? Kime oy vereceğiz? Abi ben hani tam böyle bir iktidarda bir şey görmüyorum ama CHP'ye vereceğim gibi görünüyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı ve Mansur Yavaş mı olmalı Ekrem İmamoğlu mu efendim? Abi Mansur Yavaş olmalı bence. Bu pazar günü büyükşehir seçimi olsa bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisine verirsin? Yani muhtemelen CHP'ye vereceğim çünkü AK Parti'den yana olmadığım için. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Öyle olacak abi herhalde. Yani ülke nereye gidiyoruz? Son sana abi ülke nereye gidiyor biliyor musun? İlk önce bir insanlar bir açılmalı abicim. Anladın mı? Kiralar, miralar. Benim böyle şükür dertlerim yok ama yani benim sağlık İşte ne bileyim bazı şeylerde sıkıntım var abicim. Çok teşekkür ederim. Hayır hiç kimse geçinemiyor. İnsanlar %80'i 90'ı geçinemiyorlar. Ekonomi zorda diyorsunuz. Zorda tabii ki. Peki ülkece bu pazar sandığa gitsek efendim oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Ben HDP'ye vereceğim. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olmalı Ekrem İmamoğlu mu? İkisi de benim için aynıdır ama Ekrem İmamoğlu olsa tabii ki daha gönülden veririm. Bu pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimi olsa bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisine verirsiniz? Ekrem İmamoğlu zaten baştan konuştum ben. Eyvallah teşekkür ederim. Süresiz. Kim kalmış ya? Merhaba efendim. Merhaba efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler abi. Yaşam, geçim, ekonomi? Sıfır abi. Çalışıyor musunuz? Çalışıyoruz ama yetmiyor bir şey. Yetmiyor ki. Bir kira olmuş 5 milyar abi. Şinelerde 3 milyara kira yok. En düşük evet. Tabii. Bu pazar seçim olsa abi oyu kime vereceğiz? HDP'ye vereceğim. CHP'nin Cumhurbaşkanı İmamoğlu mu Yavaş mı? İmamoğlu daha iyi. Her gün büyükşehir seçimi olsa bir tarafta İmamoğlu, diğer tarafta AKP'nin adayı kime vereceğiz? İmamoğlu. İmamoğlu teşekkür ederim. AK Parti'ye ben bu dönemlerde AK Parti'ye oy verdik. Yanlış yaptık. Ne zaman vazgeçtiniz AK Parti'den? Ne zaman kriz cebe vurdu, tencereye vurdu biz vazgeçtik abi. Yaşam nasıl gidiyor? Geçinebiliyor musun? Çok kötü gidiyor. Burada mı oturuyorsun? Eşiniz çalışıyor mu, emekli mi? Nasıl? Emekli. Yetmiyor tabii. Benim ihtiyacım yok ama fakir fukaraya bakıyorum. Benim ihtiyacım yok. Allah'ıma şükür. Ama gözümüz görüyor. Eş, dost gözümüz görüyor. Sizin durumunuz iyi o zaman. Gelir iyi. Ben şükür. Hamdolsun. Ama görüyorum işte böyle milleti görüyorum, pazarı görüyorum, esnafı görüyorum. Doğru. Abla bu hafta sonu seçim olsa kime oy vereceksin? Hangi partiye vereceksin? İmamoğlu. CHP'ye yazdık. İmamoğlu. Tamam. Bir tarafta İmamoğlu, bir tarafta Mansur Yavaş. Hangisi CHP'nin adayı olsun? İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimi olsa bir tarafta İmamoğlu, bir tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisine verirsin? İmamoğlu. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. İyi elhamdülillah. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Zor. Çalışıyor musunuz? Çalışmıyorum. Eşim çalışıyor. Ev hanımıyım. Yetmiyor. Ama hiçbir şey de yetmiyor. Şimdi burada kızım oturuyor. Misafir olarak geldi. Kendimin ev ama geçinemiyoruz. Her şey çok pahalı. Almasaydın onu alamazdın şimdi. Evet doğru şimdi onu. Bu pazar seçim olsa ablacığım hangi partiye oy vereceksin? HDP. Halkların Demokrasi Partisi'ne yazdın. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Peki Büyükşehir Belediye Seçimi olsa İmamoğlu ve AK Parti'nin adı hangisine verirsiniz? İmamoğlu. Yaşam, geçim, sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Vallahi hepsi sıfır, eksi sıfır yani. Çalışıyor musunuz, verici misiniz? Ya çalışıyoruz ama yani yetmiyor çalışmamızla ki kalıyoruz yani. Yetmiyor mu? Yetmiyor abi. Peki bu pazar bir geri seçim olsa abi oyu kime verirsiniz? Valla CHP'yi, bu sefer de CHP'yi seçelim yani. Daha önce AK Parti verir mi hiç? Daha önce hiç vermedim, hiç vermeyeceğim de. CHP'ye vereceksin. Evet. Peki CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olmalı, Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş olmalı. Bu pazar günü Büyükşehir Belediye Seçimi olsa bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisine verirsin? Hiç düşünmeden CHP'ye veririm ya. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Rica. Kardeşim merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ olun. Yaşam, ekonomi nasıl gidiyor? Vallahi yaşamı görüyorsunuz abi. Millet açlıktan kendini dışarı atıyor. Yaşam. Yaşamıyoruz abi, nasıl yaşayalım? 5500 maaş alıyoruz, 3000'i şeye gidiyor, kiraya gidiyor, faturasıdır. Tutan 5000'e tutamazsın, eski kiracı. Tutamazsın abi. Abi diyor işte asgari ücreti yükselttim, yani yükselttim derken yani
Teneke ya para almadan fırlıyor. Öbürleriniz daha mı atıyor abi? Daha neyin geçimini yaşıyorsun? Yok abi. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceksin? Abi benim oyum HDP'ye. Başka hiçbir şeye değil. HDP. Tamam CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş? Abi CHP de gelse aynıdır. AK Parti. Yok adayı kim olsun? O ayrı bir adayı. İmamoğlu. Büyükşehir belediye seçimi olsa İmamoğlu ve AK Parti'nin adayı. İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür evet. ederim size. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür abim. Siz nasılsınız? Şükür. Yaşam, geçim nasıl gibi genç? Abi vallahi zor. Ben şu an çiğ köftecide çalışıyorum. 3250 alıyorum. Asgari ücret de vermiyor. Aynen. 12 saat çalışıyorum. Vallahi geçim zor abi. 3150 lira kira veriyorum. Nasıl geçiniyorsun? Abi geçinemiyorum ben. Ortak kalıyoruz da yetmiyor yani. Abi vallahi çok zor olmuş vallahi. Ama biraz acımasızlık değil mi ya? Vallahi... Duymasın ama. Çiğ köfteci duymasın. Vallahi duymasın da yani. Zor abi vallahi. Geçinemiyor. Peki bu pazar günü seçim olsa bir genç olarak kime oy vereceksin? HDP. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Büyükşehir belediye seçimi olsa İmamoğlu ve AK Parti'nin adayı kime verirsin? Yine İmamoğlu'ya veririm. Teşekkür ederim abi. Gel. Nasılsın, iyi misin abi? Teşekkür ederiz. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Çok kötü. Kötü. Bu pazar günü seçim olsa kime oy vereceksin abi? Ne seçim? Bu perdenin arkasında bellidir. Eyvallah. Korkuyorsan söylemeyebilirsin. CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı? Bence Mansur Yavaş. Bu pazar günü büyükşehir belediye seçimi olsa bir tarafta İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı hangisine verirsin? İmamoğlu. İmamoğlu. Çok teşekkür ederiz. Kötüyüm. Neden? Gayet çok sportif, şık, çanta güzel. Tamam da içimiz öyle değil ki. Dışımız iyi göründü ki. Bak şimdi biz Çapulcu gibi mi çıkalım dışarı? Çıkamayız. Herkes iyi giyiniyor. Biz Suriyeli değiliz abicim. Biz Türk olarak bak düzgün giyinmek zorundayız. Cebe bakmak lazım. Bak ikinci el tamam mı? Herkes şimdi bir dayı çıkar burada. Çıkmasın, ben bunu kendi paramla aldım 1000 liraya. İkinci el. Evet ikinci el. Bir genç olarak hayatta beklentiniz nedir? Vallahi bir beklentim yoktur. 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 Hayat boş. Oğlum, hayat boş. Ne olacak? Lan neresi Müslüman değil? Elhamdülillah Müslümanız ha. Ne olacak yaşam? Yaşam ne olacak? Al. Al. Ateist. Bir şey diyeceğim de neyse. Bu pazar seçim olsa bir genç olarak oyunuzu kime verirsiniz? Hiç kimseye vermem. Kendim parti kurarım. Şey yaparım. Tamam beraber kurarız inşallah. Kırmızı beyaz parti yapalım. Diğer soru CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş. Bu pazar günü büyükşehir seçimi olsa İstanbul'da? Bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisini? Yani AK Parti hariç herkese veririm. O zaman İmamoğlu. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Size soralım abi. Merhaba. Hayatın baharında yakışıklı bir genç. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Ekonomi hiç güzel değil. İstediğim şeyi alamıyorum. Beklenti var mı hayatla ilgili? Yok ya, ülkeden beklenti yok. Hayatla ilgili tabii var. Yani umudum falan var ama. Abi. İmkan olsa yurt dışına kaçar mısın? Ya zaten İtalya'ya bir kere gidip geldim Erasmus projesiyle ama yani... İmkan yaratmaya çalışıyorum kendime yani. Abi Allah bir ihtimal aşkına giderim. Burada şu an %90'ı Suriyeli söyleyeyim sana. %90'ı Afgan yazıyor. Ya bir otobüse biniyorum. Arka taraf Türk Arabistan. Direkt Arabistan yani yok. Türk yok. Kendi bulamıyorsun. Evet. Kendi atalarımızın kazandığı topraklarda biz yabancıyız. Böyle bir şey olabilir mi? Tamam gelsinler. Eyvallah savaş var, o var, bu var ama hani gelip bizden daha iyi yaşamaları benim canımı sıkıyor. Bir de plan normal diyorsun. Evet. Evet bak gelip bizden daha iyi yaşıyorlar ya benim canımı sıkan şey bu. Hani ben burada sürünürken onlar güllük insanlık geçiriyor. Benim canımı sıkan şey bu yani bak sinirden konuşuyorum. Bu pazar seçim olsa oy kime? Bu pazar şıkları alayım bütün öncelikle. CHP, bütün CHP. Zafer, HDP ya, var. Aslında var. Eğer yurt dışına gidersem şöyle düşünüyorum. AK Parti'ye veririm. Yurt dışına gidersem eğer AK Parti'ye veririm. Çünkü ya büyük bir çoğunluk verecek. Hani ben derim ki burada o herkes veriyor. Her şey hani burada kim ne oluyorsa olsun derim ben. Yani yapacak şimdi yoruma şey... gerek yok. Kime yazalım onu mu söyle? Oyu kime yazalım? Ya gerçekçi olursak kim Mansur Yavaş aday olursa. CHP diyorsun. Aynen. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu olmaz büyük ihtimalle zaten. Büyükşehir belediye seçimi İstanbul'da. Bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta Mansur Yavaş AK Parti adayı. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Vallahi iyiyim desem yalan olur. Yani bu ekonomik şartlarda kimse iyi değil. Şöyle bir bakın kimsenin... Abi siz önce birisi dedi ki benim evlerim var, ben emekliyim, kira alıyorum, ben gayet iyiyim dedi. Yani iyi olan da var. Hepsi kötü değil. Ya iyi, ekonomi iyi diyen yalan söyler. Ya bugün... Benim durumum iyi dedi. Ya şöyle söyleyeyim, bugün aylık 25 bin lira gelirin olması lazım ki ay sonunu getirebilesin. Bir kenara para bırakmayı geçin. Bırak, ancak getirebilirsin. Doğru. Ay sonunu ancak getirebilirsin. 4 çocuklu bir aile. Siz çalışıyor musunuz, emekli misiniz? Ya ben çalışıyorum. Aylık 25 bin liranız var mı? Yok, nerede? Nasıl getiriyoruz ay sonu zaman? Nerede? Getiremiyorum. Kredi kartlarıyla dönüyoruz oradan, artık. Oradan oraya. Borçla dönüyoruz.
Ya abi, bu bir gerçek. Evet, bu pazar seçim olsa oyu kime vereceksin? Genel seçim olursa benim adayım Mansur Yavaş. Yani CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş. Bu pazar günü büyükşehir belediye seçimi olsa İstanbul'da bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Ya, AK Parti'ye vermeyeceğim kesin de ama Ekrem İmamoğlu da biraz kendini düzeltmesi lazım. Hani belediye başkanlığını bırakıp farklı dallara atlamaya çalışıyor. Yani buna gerek yok. İşini yapsın önce. Sana bu gönderirse. Ya bu yani AK Parti'ye ekmeğine yağ sürmek oluyor. Yani belediye odaklansın. Ya belediye odaklanacak. Yani partisi adayı gösterirse. Dün açıklama yaptı. Ben oradaydım. Ben işimi yapıyorum dedi. 3 yılda 4 yıla girdim dedi. 3 hafta tatile gitmişim çoluk çocuğumla dedi. Ben dedi yani orada oldum diye yağmur yağmadı. Bir sokakta biraz sel olmuş dedi. Ölüm yok, kalım yok dedi. Bu kadar büyütü beni yıpratmadan anlamı yok dedi diyor. Ya bir kurumun başındaysanızsa yani tatile gidebilirsiniz. Tabii ki doğal hakkınız ama bir kurumun başındaysanızsa, bir sıkıntı varsa tatilinizi bırakıp gelmeniz gerekiyor. Ya bugün ben iş yerinde çalışıyorum, tatile gidiyorum ama iş yerinde bir sıkıntı olduğu zaman tatilimi yerde kesip gelmek zorundayım. Bu gelmeli diyorsun. Gelmek zorunda. Yani tamam orada girip belki bir şey yapmayacak ama bunlar puan mı kaybettiriyor Türkiye'ye? Ya tabii ki puan kaybettiriyor. Ya tabii ki. Ya şöyle söyleyeyim. Zaten AK Parti'nin bu zamana kadar Türkiye'nin başına bela olmasının nedeni belediyelerin diğer partiler tarafından iyi yönetilmemesi. Çok teşekkür ederim. Yani o kime derken yani şimdi söylemenin yeri de fakat arada herkes akıllanmış diye düşünüyorum. Korkuyor musun söylemek istemiyorum. Valla korkmak değil yani mesela biz şu anda iktidara verdiğimiz çok oldu ama bundan sonra düşünmüyoruz. Tamam. Hangisine yazalım? Bizim anketimiz sayaçlı da. Ya onu o zaman düşünürüz. Kararsız da bir cevap. Kararsız diyoruz. Aynen öyle diyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu? Vallahi Mansur Yavaş daha Mansur olsun. Peki büyükşehir belediye seçimi olsa bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı hangisi? İmamoğlu. Yine şu anda kararsızım. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Şu an net değil. Kararsız. Benim kararım şu an Ümit Özdağ ama Zafer Partisi diyelim. Evet. Peki CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olmalı, Ekrem İmamoğlu mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Bu pazar günü büyükşehir belediye seçimi olsa İstanbul'da bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı hangisine verirsin? Güzel soru. Şu an kalsın diyeyim ben. Yani kararsız mı bu? Kararsız şimdilik. Zor. 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 Bu pazar seçimi olsa abi kime oy vereceksin? Bir tane söyle. HDP, CHP, İYİ Parti, Zafer. Ya HDP verir. HDP yazdık. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Büyükşehir belediye seçimi yapılsa bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AKP'nin adayı hangisine verirsin? İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Efendim geçim ekonomi nasıl gidiyor? Abi vallahi Allah yardım etsin. Çok zor. Vallahi çok zor. Çalışıyor musun? Yok hala çalışmayayım abi. Yok. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceksin abi? Abi HDP vereceğim. Kime veririm? HDP'ye. Peki CHP'nin Cumhurbaşkanı İmamoğlu mu Yavaş mı? Ya Allah yavaş bence. Yavaş. Yani ben aslında ben buralı değilim, ben Vanlıyım. Zahmet oldu, çok sağ olun. Sonsuza bir tarafta İmamoğlu, bir tarafta AK Parti'nin adayı kime verirsin? Ben ikisine vermem, HDP veririm. İmamoğlu, mesela HDP adayı yok, İmamoğlu var. Ya vermem ki, ben kimse oy vermem. Tamam. Ben acaba HDP. Bunu da yayınlıyor. İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Çok zor. Yani her şey pahalı. Musunuz? Tabii çalışıyorum şu an kendim. YouTube izliyor musunuz abi? Evet, izliyorum. Bizim videolarımız denk... İstanbul Time. Birkaç defa denk gelmiş olabilirim belki. Peki. Bu pazar sandığa gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? AK Parti'ye mecburen. AK Parti'ye. Nedir mecburen abi? Abi kim götürecek, kim yapacak? İşte eski işçiler zaten onu yapıyor. En azından belki o toparlayabilir. Yeni gelen nasıl toparlayabilir? Zaten 20 yıldır var AK Parti. Ama şimdi yeni bir tecrübesiz adamla tecrübeli bir insan biri olmaz ki. Evet. Mantıken doğru değil mi şimdi? Yok doğru değil. O zaman ömür böyle olması lazım. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Hayır öyle olmaz. Bu mantıkla CHP Cumhuriyeti kurulu halen CHP'nin olması lazım. Bu tamam da ama CHP yapamıyor. Ben 38 yaşında AK Parti yapamıyor. Ama bak o hiç yapamıyor. Şimdi öyle düşün. Ben CHP'liyim. Hiç yapamıyor. Bizimkilerde hiçbir şey yok. Ne yapması lazım? Abi hiçbir şey yok bizimkilerde ona bakarsan. Umut vermiyor mu? İmkansız ya. Çünkü tamam. Nasıl yapalım yani? Sen söyle. Ben oyumu vereyim yine CHP'ye benim veriyorum. Yok yapamıyorsa tamam. Efendim CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olsun Ekrem İmamoğlu mu? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Mansur Yavaş daha iyi. Açık ve net yani. Tamam. Büyükşehir belediye seçimi olsa bir tarafta İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Kime verirsin? Yok İmamoğlu'na verir canım. İmamoğlu. Tamam, tabii canım. Ya, Tayyip berbat etti ortalığı. Kötü mü? Uçurduk diyorlar abi. Ortalığı bok ettik. Öyle mi? Evet. İyi değil mi?
Yol, köprü, baraj, İHA, SİHA yaptık, uçurduk diyorlar. Kendi çevresine verdi ya. Öyle mi? Tabii. Peki. Biz şantiyecinin içindeyiz ya. Bu pazar seçim olsa bir kime oy vereceğiz? Ya ben oyun burada olmadığı için ben İmamoğlu diyorum. Nasıl? İmamoğlu. İmamoğlu, CHP. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu. HDP'liyim aslında. Tamam. Seçiminde ama hayır, İmamoğlu. Normal seçimde HDP. HDP. İmamoğlu severim. Tamam. Tayyip gitsin de. CHP'nin Cumhurbaşkanı. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? İmamoğlu. Büyükşehir belediye seçimi olsa İmamoğlu ve AK Parti'nin adayı hangisine verirsin? Abi ben şeytana veririm, AK Parti'ye vermem. Ekonomi, yaşam, geçim nasıl gidiyor abi? Çok süper. Zor mu? Süper. Çocuklar çıkın biraz kenara. Abi bu pazar bir genel seçim olsa oyu kime vereceğiz? Abi size soralım. Tayyip Erdoğan'a vereceğim. AK Parti'ye. Neden AK Parti'ye? Ondan başkası yok zaten. Tamam. İkamet burası mı? Şirinler mi? Tabii buradayım. Bahçeliler. Peki CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu? İyi misin? Teşekkür ederim abi. Siz nasılsınız abi? Yaş şükür. Yaşam, ekonomi nasıl gidiyor? Vallahi abi iyi değil ya. Zordur şu an. Şirinler'de mi oturuyorsun? Yok, Zeytinburnu'nda oturuyorum da eşim. Nerede, hangi mahallede? Çırpıcı'da oturuyorum. Evet abi. Peki çalışıyor musunuz? Valla çalışıyoruz. Kendi iş yerim var. Ama yine de yok abi, çok zor. Bu sene çok zor yani. Peki bu pazar seçimi olsa abi kime oy vereceksin? Valla kime? Ben HDP'ye oy veririm abi. Halkların Demokratik Partisi'ni evet. Yazdık. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olmalı, Ekrem İmamoğlu mu? Valla şimdi İstanbul'da olduğumuz için hani... İstanbul'da olduğumuz için hani Mansur Yavaş'ı tanımıyorum ama Ekrem İmamoğlu. Evet. Peki büyükşehir belediye seçimi olsa bir tarafta İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Hangisine verirsin? İmamoğlu. İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Şirin evlerde yaşam nasıl? Ben Yenibosna'da oturuyorum. Aynısı. Yenibosna başka. Yani. Nasıl gidiyor? İyi. İyi. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz abi? Onu daha düşünmedim. Kararsız. Evet. Tamam. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olsun, Ekrem İmamoğlu mu olsun? Onu da düşünmedim daha. Tamam. Büyükşehir seçim olsa İmamoğlu AK Parti adayı. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Gel. Merhaba. Merhaba abi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Bir genç olarak yaşam, ekonomi nasıl gidiyor? Yani şöyle diyeyim, gitmiyor amca, adam akıllı gitmiyor. Kötü. Yani. Biz 2 sene önce çok rahat bir şekilde dışarı çıktığımız zaman 100 liraya geçinebiliyorduk. Oraya gidiyorduk, buraya gidiyorduk, eğleniyorduk, tozuyorduk. Yemeğimi yiyorum. Ama şu an 100 liraya yemek yiyoruz sadece, adam akıllı yani. İki kişi yemek yiyoruz, zor. Zor. Peki bu pazar seçim olsa bir genç olarak oyunuzu kime verirsiniz? Vallahi bilmiyorum amca, bir önce bir bakarım. Çünkü siyasi kararsızım yani, siyasi adam akıllı. Peki CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olsun, Ekrem İmamoğlu mu olsun? Mansur Yavaş olsun. Büyükşehir belediye seçimi olsa bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı, hangisine verirsiniz? Teşekkür. Bir genç olarak yaşam, ekonomi nasıl? Akıl var mı, yok mu? Yani bunları düşünmesek mi? Şu an şey oldum. Düşünce sıkıntı mı oluyor? Yani düşünce sıkıntı olmuyor değil de. Yani şu an çalışıyorum şahsen. Para alacağım ama hiçbir şey evet olmuyor. Peki seçmen iseniz bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Parti olarak bakmıyorum aslında. Türkiye'ye kim iyi gelecekse o şekilde bakıyorum. Mesela parti kime? Ya parti veremem. Çünkü... Kime veresin? Şu an veremem. Oyun. Hala aday bulamadım yani. Evet. Peki CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı olmalı, Ekrem İmamoğlu mu efendim? Ya ikisi de belediyeci adamlar aslında. Evet, işte bir Cumhurbaşkanı olarak evet. Geçiyor. Cumhurbaşkanı olarak ikisi de yakın gelmiyor şahsen. Çünkü belediye olarak daha başarılılar. Belediye devam etsin. Evet. Tamam. İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimi olsa bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı. Oyunuzu hangisine verirsiniz? Ekrem İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Türkiye turumuz kapsamında yapacağımız sokak röportajlarımız için markanızı veya hizmetimizi daha çok kişiye ulaştırmak için 0532 344 0512 WhatsApp hattımızda bize ulaşabilirsiniz. İstanbul Times. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.